Merhabalar, 5. mevsime ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün havalar artık soğumaya başladı biliyorsunuz. İçeriğimiz tamamen soğuyan havanın cildimize, cilt sağlığımıza etkisi üzerine olacak programımızın. Çünkü genelde iç kesimde yaşayanlar, ülkemizde özellikle karasal iklimde olanlar bu mevsim değişikliklerinde çok ciddi rahatsızlıklar yaşayabiliyorlar. Bir de bunun üzerine yanlış bir takım sabun ya da kozmetik seçimleri ya da işte bir suyun sertliği mesela bizim kendi ilimizde de aynı şikayet sorunu var. Maruz kaldığımız şeyler cildimizde olan hastalıkları daha da artırabiliyor. Bugün egzamalardan bahsedeceğiz. Halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtikerden bahsedeceğiz. Kışla artan deri hastalıkları diyeceğiz. Misafirimiz Konya'dan, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden dermatolog, uzman doktor İlkay Özer, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Çok da güzel bir konu önerisinde bulundunuz aynı zamanda bizim için. Çünkü kışla beraber artan birçok rahatsızlık var. İşte soğuk algınlıkları, gripler ama yaşayanlar biliyorlar bu işin sıkıntısını. Egzaması olup da şu günlerde sorun yaşayan, değil mi? Sosyal açıdan da bir takım soruna maruz kalan, iş hayatından maalesef geride kalmak zorunda olan insanlar var. Bugün inşallah beraber çare bulmaya çalışacağız. İlerleyen dakikalarda da leke tedavisinden bahsedeceğiz. Özellikle yazı biraz aktif geçirdiyse izleyicilerimiz, işte güneştir ya da tatil döneminde çok korunamadılarsa, leke problemi olanlar varsa siz de ekranlarınızın başında olun. Çünkü leke tedavilerinden de bahsedeceğiz. Bize ulaşabilirsiniz, ekranlarımızı takip edin diyelim. Şimdi cildimizi biz dış olarak görüyoruz ama içeride çok büyük bir fabrika var, değil mi? Sürekli dışarıdan gelen o sıcağa, soğuğa karşı değişen, dönüşen, yaşayan bir organ aslında, değil mi cildimiz? Kesinlikle öyle. Hatta şöyle diyebiliriz belki de, derimiz vücudumuzun en büyük organı. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi içerideki bir takım problemlerden, eksikliklerden son derece de etkilenen bir doğaya, yapıya sahip. Hem dışarıdan bazı faktörler nedeniyle etkilenmekte hem içeriden. Özellikle bahsettiğiniz gibi kış aylarında bu özellikle karasal mevsimde derinin kuruması bu bariyer fonksiyonunu son derece olumsuz yönde etkileyebilmekte. Mesela biz genelde kurumaya dönük cilde mi sahibiz Konya'da ya da iç bölgelerde? İlkay Hanım, ne diyorsunuz? Şimdi Konya'nın karasal bir iklime sahip nihayetinde. Dolayısıyla deniz kenarındaki insanlardan kat kat daha derimiz daha fazla kuruyor. Bunun dışında bulunduğu ortam nedeniyle suyumuzun sizin de bahsettiğiniz gibi kireçli olması nedeniyle de temizlik sırasında, banyo sırasında, elimizi yıkama sırasında derimiz daha fazla kurutucu ajanlara maruz kalmakta. Şimdi kışla ilgili devam edelim ama bu kuruluk aynı zamanda erken yaşlanmayı da getirecek mi? Tabii. Böyle bir doğru, yani doğrudan bir oran var kesinlikle mı? Öyle. Şöyle yapılan bu konuda birçok çalışma var. Özellikle derinin sıvısı azaldığı zaman deri yaşlanmasının arttığını biz biliyoruz ama bunun dışında kurumuş bir deride, nasıl kurumuş bir toprakta küçük çatlamalar olursa deride de buna benzer şekilde gözde çoğu zaman görülmeyen küçük çatlama odakları oluyor. Dolayısıyla dışarıdan normalde alerji yapmasını beklemediğimiz ya da duyarlanma yapmasını beklemediğimiz hadiseler ya da normalde hastalığa neden olmayacak mikroorganizmalar bu küçük çatlaklıklardan içeriye girip bozulmuş olan bariyer fonksiyonu nedeniyle sıkıntılı durumlara neden olabilmekte. Evet. Şimdi tabii bir soğuk bir sıcak havalar var. Tam ne olduğunu biz de anlamıyoruz. Giyinirken de bunun sıkıntısını çok yaşıyoruz. Hepimiz, değil mi? Ceket alıyoruz, bakıyoruz çok büyük işte sıcaklık artmaya başlıyor. İnce giyiniyoruz, üşüyebiliyoruz ama cildimiz de bu değişikliklerden doğrudan etkileniyor. Peki neler oluyor? Bu değişikliğe ayak uyduramadığı zaman cilt bir takım kızarıklıklarla, değil mi, kaşıntıyla belirtiler verebiliyor. Sizin açınızdan durum nasıl İlkay Hanım? Şimdi özellikle halk arasında gülleme hastalığı olarak bilinen bir hastalığımız var. Bizim rozasea dediğimiz. Gülleme hastalığı. Gülleme hastalığı, gül hastalığı olarak da bilinen hastalık. Bu kılcal kan damarı genişlemesiyle kendisini gösteren bir hastalık. Yoğun özellikle bir soğuk bir sıcak ataklarının olduğu dönemlerde derinin içerisinde bulunan damarların bir anda küçülüp tekrar büyümesi ve bu büyüme nedeniyle kalıcı fonksiyon kaybına ikinci olarak tamamen yüzde kılcal kan damarı genişlemesiyle sonuçlanan özel bir hadise. Bu yanaklara yerleşen
Özellikle evet, özellikle yanaklarda görülen bir problem, ama sadece bunu yanaklarda görülen bir problem olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bu sadece çünkü kozmetik olarak problemlere yol açmıyor. Bazen gözde kuruluk ve sonrasında bazen görme kaybına kadar gidebilecek bir probleme neden olabilmekte. Bunun dışında hastalığın ilerleyen dönemlerinde burunda, çenede, alında tedavisi biraz daha meşakkatli, birazcık daha zor olabilecek kalıcı genişlemeler, kalıcı büyümelere dahi neden olabiliyor. Evet. Birazdan soracağım size, dışarıya çıkarken özellikle, hani tabii uzun süre evdeki o ılık havadan, sıcak havadan, soğuğa çıkarken ne yapmamız gerekiyor diye soracağım, ama merak edilen diğer kış dönemi artan hastalıklar var. Hı hı. Programımızın başında söylemiştik, mesela egzama. Bu da ancak yaşayanların bildiği çok özel bir durum. Hı hı. Cidden hayatı çok sıkıntıya sokabiliyor. Birkaç cümleyle egzamayı tarif edebilir miyiz? Çünkü biz cildimizde gördüğümüz şeyleri hani o kadar çok birbirine benziyor ki, hangisi egzama, hangisi kurdeşen, tabii siz bunu çıplak gözle gördüğünüz zaman biliyorsunuz ama bizim açımızdan iş biraz karışık. Sizin açınızdan egzamayı nasıl tarif edebilirsiniz? Şimdi, aslında egzama bir hastalık tabiri değil. Öyle tek mi? Bir hastalık ismi değil. Bu bir aile. Egzama deride kaşıntılı, kepekli, kızarık yaralara genel itibariyle verilen bir isim. Ama bunun dışında çocukluk çağı egzamaları var, mikrobik hastalıklara bağlı gelişen egzamalar var, çok strese var bağlı olan egzamalar var. Evet, çeşit çeşit egzamalar var, ama biz biliyoruz ki her türlü egzamanın tetiklenmesinde, alevlenmesinde deri kuruluğu ve deri kuruluğunun ortaya çıkartmış olduğu bir takım problemler bu hastalıkları destekleyebilir. Sadece egzamalar da değil, halk arasında sedef hastalığı olarak bilinen bizim psoriyazis dediğimiz hastalıklar da özellikle bu mevsimde deri kuruluğuna ikincil olarak gelişen kaşıntılar nedeniyle daha da fazla artabilmekte. Tabii bu tür durumlardan en fazla etkilenen derinin daha hassas olduğu çocuklar ve yaşlılar oluyor. Özellikle çocuklarda atopik dermatit dediğimiz çocukluk çağı egzamalarında özellikle kış dönemlerinde bir miktar artma maalesef görüyoruz. Peki şimdi biz temizliği çok seven bir toplumuz. Hı hı. Ama bazen bunun işte ucunda kaçırabiliyoruz. Hı hı. Yazılarda işte internette bir takım eğlenceli makaleler oluyor. Türk hanımlarının en çok deterjan kullanan hanım topluluğu olduğunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Yani dünya üzerinde en çok deterjanı seven insanlar biziz. Tabii bunun işin ucunu biraz kaçırdığımız zaman sabun kullanımı, deterjan kullanımı, suya maruziyet arttığında ister istemez bu hastalıklar da artıyor değil mi? Bir de soğuk eklenince. Sizin açınızdan peki egzaması olan çocuklara, işte hanımlara ya da beylere ya da yetişkinlere neler tavsiye edebilirsiniz? Kış dönemi kendilerini nasıl korusunlar? Şimdi evet, temizlik gerçekten olmazsa olmaz önem arz ediyor. Bu bağlamda kişinin ne ile kendisini temizlediği de son derece önemli. Sabunun kalitesi mi burada? Sabunun kalitesinden ziyade sabunun yapısı belki, hı-hı, birazcık daha önem arz etmekte. Ve kişiye olan uygunluğu. Mesela derisi yağlı olan bir bireyin kullanabileceği temizleyicilerle derisi kuru olan bir bireyin kullanabileceği temizleyiciler takdir edersiniz ki aynı olmayacaktır. Hı-hı. Yine aynı şekilde banyoda geçirdiğimiz süre banyonun suyunun sıcaklığı da son derece önemli. Çünkü tek başına temizleyicilerden ziyade hani bahsettik, Konya'nın suyu son derece kireçli, bu zaten deri bariyerini bozucu birçok etki gösterebilmekte. Sıcak suyu da çok seviyoruz. Sıcak suyla beraber bir de üstünde deri yapımıza uygun olmayan temizleyiciler kullanırsak cildimiz bu sefer yapsın, değil evet, mi? Zaten evet, kuruyacak, belli daha fazla kuruyor ve bir takım hastalıklara daha önce sahip olmasak bile birçok hastalığa zemin hazırlayabiliyoruz. O zaman çok sıcak sudan uzak durmak mı gerekiyor ilk ayın? Tabii, bu kesinlikle çok önemli. Sadece deri kuruluğu için değil, derinin içerisinde bulunan faydalı bakterilerin de uygunsuz ortama maruz kalmamaları için de önemli. Peki bebekler için tabii çok ayrı ürünler var. Siz dediniz, sabunun ya da ürünün kalitesinden ziyade içeriği önemli, hı-hı, diye. Bebekler için özel ürünler var, ama bunlar yeterli gelmiyorsa, az önce söylediniz bebeklik çağında yaşanan sorunlar var diye. Tabii bebeğin ya da çocuğun hastalanması bizim de içimizin cız etmesi demek. Onlara önereceğiniz bir şeyler olacak mı kış dönemi için? Şimdi şöyle, bu çocukluk çağı egzamalarında aileye biz bir liste veririz. Evin içerisinde halı mümkünse bulunmasın.
perdelerimiz olmasın, peluş oyuncaklarla oynamayalım, belli aralıklarla yorganımızı, yastığımızı değiştirelim ve daha niceleri. Bunlarda her birinin amacı muhtemel alerjenleri vücuttan uzak tutabilmektir. Fakat günümüz için evet bunlar çok da mümkün olan hadiseler değiller. Dolayısıyla madem dış ortamı değiştiremiyoruz, iç ortamımızı, kendimizi bu dış ortama adapte edebilmek, birazcık daha mantomuzu yani derimizi güçlendirebilmek bu bağlamda birazcık daha önemliymiş gibi geliyor. Ailelerimizin belki de hep en fazla yaptığı hata şu, çocuk kokusunu bazen önemsemeden onları sık aralıklarla çok defa temizleyicilerle temizleyebilmek. İlk 6 ay içerisinde zaten çocuklar çok fazla kirlendiklerini düşünmüyoruz biz. Dolayısıyla evet çocuklar her gün banyo yapsın diye öneriyoruz ama mümkünse her gün yaptırılan bu banyonun içerisinde temizleyiciler olmasın. Sadece ılık su yeterli olacak değil mi bebekler için? Sadece ılık su çoğu zaman yeterli oluyor. Ama evet. Aileler illaki bir temizleyici kullanmak istiyorlarsa bu mümkünse çok düşük miktarda olsun. Çünkü dediğim gibi zaten onların derisi oldukça temiz, özellikle bir hadisesi, hastalığı yoksa içerisinde deterjan ihtiva etmeyen sabun içermeyen, deterjan ihtiva etmeyen ve deriyi kurutmadan daha temizleme aşamasında nemlendiren bir takım ürünlerle çocukların deri bariyerlerini rahatlıkla güçlendirerek bu mevsimde artabilecek ekzemaların önüne geçebilirler. Evet. Şimdi hemen nemlendiricileri soracağım ama biraz da kurdeşenden bahsedelim, ürtikerden bahsedelim. Oradaki hastalık seyri nasıl, kıştan nasıl etkileniyor? Şimdi ürtikerde bir aile, birçok çeşidi var. Bunlardan bir tanesi de soğuk ürtikeri. Özellikle soğuk havalarda ya da yazın da karşılaşabiliriz. Dondurma yerse hastamız bu sefer yazın da karşılaşabiliriz ama özellikle soğuk kış dönemlerinde soğuk ürtikeri birazcık daha adından da anlaşıldığı gibi artmakta. Kişiler derilerinin üzerinde herhangi bir kabuklanma, kepeklenme olmadan kızarmalar, kaşınmalar, 24 saati geçmeden, hiç iz bırakmadan kaybolmalarla kendisini gösterebiliyorlar. Birçok hasta bu dönemde geldiği zaman ya hocam daha 3-4 saat öncesinde vardı ama şu anda yok diyerek gelebiliyorlar. Bu bizim için gayet beklediğimiz bir durum zaten. Aniden alevlenebiliyor yani, değil mi? Aniden alevlenebiliyor, evet. Evet. Sohbetimize devam edelim İlkay Hanım. Nemlendiricileri çok merak ediyorum. Şimdi hep cilt kuruluğundan, soğuk havalardan bahsettik ya. Bizim kontrolsüzce kullandığımız ürünlerden biri de nemlendiriciler. Bunların işte marketlerde satılanı var, eczanelerde satılanı var. Artık internet çok büyük bir pazar. Herkesin kullandığı ürünler var. Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? O da çünkü bir bariyer oluşturuyor cildimizde. Banyodan sonra tavsiye edeceğiniz ürünler var mı? Bunları merak ediyorum ama sırada reklamlar var. Reklamların hemen arkasından leke tedavilerine de inşallah geçeceğiz. Sohbetimize devam edeceğiz. Bizden ayrılın. Beşinci mevsim devam ediyor. Bugün Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden dermatoloji uzmanı, uzman doktor İlkay Özer'i ağırlıyoruz. Kışla beraber artan cilt hastalıklarından bahsediyoruz. Öyle ki tabii bunu yaşamayan yok gibi. Cilt kuruluğundan bahsettik, bir takım kaşıntılardan bahsettik ama özelleşmiş hastalıkları da konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Egzama dedik, ürtiker dedik, bebeklerden bahsettik, bir takım işte ürünlerden konuştuk. Şimdi reklamlardan önce merak etmiştim ben. Kullandığımız birçok kozmetik ürünü var. Özellikle hanımların ya da bebeklik döneminde tavsiye edilen ürünler var. Mesela nemlendiricilere bakış açınız nasıl? Bu dönemde işimizi kolaylaştırabilir mi? Kesinlikle öyle. Hatta nemlendiricileri biz yaz demeden kış demeden öneriyoruz. Ama tabii ki kış aylarında birazcık daha öne geçebilmekte. Bu bağlamda kişinin kendi deri yapısına uygun olan nemlendiriciyi kullanması gerekmekte. Özellikle sivilce, akne olarak bilinen, hastalığa yatkınlık yapan bazı ürünler var. Bunlar özellikle deri yapısı birazcık daha sivilce yapmaya müsait olan kişilerin kullanmaması gereken ürünler. Ama bunun dışında deri yapısı çok kuru olan bir birey rahatlıkla bu tür ürünleri kullanabilir. Dolayısıyla kişinin kendi deri yapısını bilerek kendisine uygun olan nemlendirici kullanması
kat kat daha önemli. Muhakkak bir nemlendirici krem kullanılacak ama her nemlendirici krem her insan için aynı etkinlikte, aynı başarı şansına sahip olmayacaktır. Şimdi bebeklerden, çocuklardan çok konuştuk ya. Bebeklere çok sık verilen bir ürün var mesela, bebek yağı. Bunların da çeşitleri var. Ve az önce egzamaların ve bir takım alerjilerin çocukluk döneminde görülebildiğini konuşmuştuk. Onlar için neler olmalı sizce? Şimdi biz aslında temel olarak yağlara çok sıcak baktığımız söylenemez. Yağların temel olarak fonksiyonu derin üzerinde bir bariyer görevi görmesi. Zaten artık kozmetoloji bu konuda bayağı gelişti. Kullanılan nemlendirici kremlerin içerisinde de bariyer fonksiyonu görebilecek yağlar da kullanılıyor ama sadece yağlar değil, deriye, derinin altına geçerek sadece bariyer fonksiyonu değil, derinin daha alt tabakalarına geçerek de birazcık daha destekleyebilecek özel nemlendiricilerin kullanılması bebek yağlarından daha önemli, evet. Daha etkili. Bu arada hemen devam edeceğiz leke tedavileriyle ilgili ama sorular gelmeye devam ediyor. Bir mail isterseniz sizinle paylaşayım. Birçok kişinin şikayetine de belki izleyicimiz ses olacak buradan. Kaşıntı problemi yaşıyorum, yediklerime dikkat ediyorum ama maalesef azalmıyor demiş. Genel olarak bir kaşıntı sorunu bize herhangi bir hastalığı düşündürebilir mi? Şimdi kaşıntı bizim için çok önemli. Kaşıntı basit bir deri egzamasından tutun, bazen vitamin eksikliklerine, özellikle tiroid hastalıklarına, bazen vücudun içerisindeki Allah korusun kötü huylu hastalıkların bile göstergesi olabiliyor. Basit bir hastalıktan. Şimdi çok önemsemeyiz ya kaşıntıyı. Biz çok önemseriz. Öyle mi? Çok önemseriz. Evet. Özellikle belli yaşın üzerinde ya da belli yaşın altındaki hastalarda kaşıntının ne zaman olduğu bizim için önemlidir. Şöyle bir yanlış inanış var maalesef. Dinleyicimiz, izleyicimiz de bahsetmişti. Yediklerime dikkat ediyorum ama buna rağmen kaşıntım var. Kaşıntının etiyolojisinde, temelinde alerjik hastalıklar var etkili fakat bu son derece az. Özellikle yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Türkiye'de vitamin eksikliği, özellikle de demirin düşüklüğü derinin kaşınmasında son derece önemli bir paya sahip. Çok enteresan. Bunun dışında tiroid hastalıkları, bazen tiroid bezinin fazla çalışması, bazen az çalışması yine aynı şekilde deride kaşıntı hissine, sadece kuru kaşıntıya neden olabiliyor. Deride hiçbir problem yok. Hastanın derisi kuru değil ya da bahsettiğimiz gibi kurdeşen gibi bir hastalık yok mesela. Hastalığı yok, bir egzaması yok. Hasta yıllar boyunca süren kuru kaşıntıdan muzdarip ve kaşıntı gerçekten sıkıntılı bir durum. İnsanın hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmekte. Bu bağlamda kaşıntı deyip geçmemek gerekiyor. Tabii ki gelen her hastamıza her testi isteyemiyoruz. Fakat aldığımız anamnez hikayesi, bize yapmamız gereken bazı testleri öneriyor zaten, yönlendiriyor. Bu bağlamda bizim için kaşıntı özellikle belli yaşın üstünde ki hastalarımızda son derece önemli. Peki ne kadar süredir devam etti ya da inatçı bir kaşıntı olup olmadığı mı sizin için önemli? Tabii uzun süreli kaşıntılar bizim için kat kat daha önemli. Ne kadar sürede mesela geçmiyorsa bir uzmana gitmemiz gerekiyor kaşıntı? Eğer kaşıntımız nemlendirici kremler kullanmamıza rağmen devam ediyorsa 6 ayın üzerinde muhakkak bir dermatoloğun görmesini öneriyoruz. 6 ay mıdır? 6 ay. 6 ay önemli burada. Bir de kullandığımız bir ürün var ki işte her eve gittiğimizde misafirliklerde hemen önümüze gelir, şekerlerin yanında yer bulur, temizlik malzemelerinin içindedir. Kolonyadan bahsediyorum. Kolonyayı da bazen bir takım şeyleri maalesef çok kullandığımızda hani zarar veriyoruz cildimize. Çok düşünmeden kullandığımız, içinde alkol ihtiva eden bir madde. Sizin kolonyaya bakış açınız nasıl? Bazen kaşınan yere bile kolonya sürüp daha da böyle işi alevlendirdiğimiz durumlar olabiliyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi sadece kolonya değil, bazen diş macunlarıyla da karşılaşabiliyoruz. Neler sürüyoruz değil mi? Acayip. Evet. Şimdi kolonyanın birden fazla fonksiyonu var bu bağlamda. Bir, ihtiva ettiği parfüm de önemli. Parfüm nedeniyle de deride kaşıntıya, kurumaya neden olabiliyor ama bahsettiğiniz gibi alkol deriyi kurutan bir ürün. Hatta sulantılı lezyonlarda bile bir dönem kullanılmış olan bir ajan.
bizim zamanda tıpta da kullandığımız bir ürün. Dolayısıyla kişi başlangıçta sürdüğünde o nemlilik hali biraz şikayetlerini rahatlatıyor. Fakat o alkol buharlaşıp uçunca kendisiyle birlikte bir miktar derinin sahip olduğu suyu da ortadan kaldırıyor ve şikayetler bu sefer artarak geliyor. Aman dikkat diyoruz değil mi kullanırken? Kesinlikle. Yani evet. Deri kaşıntısı için, deri kuruluğu için kolonya kullanmayalım. Şimdi lekeden bahsettik. Programımızın başında ilerleyen dakikalarda konuşacağız dedik. Leke de aslında başlı başına bir program konusu. Çünkü inanılmaz farklı türleri var. Biz bazen ben diyoruz geçiyoruz. Bu bende yıllardır var diyoruz ama bir uzmana gittiğimiz zaman onun leke olduğunu öğreniyoruz. Ancak bir uzman gözüyle görüldüğü zaman teşhisinin konulabileceği bir durum. Sizin açınızdan leke nedir? Birkaç cümleyle tarif etsek İlkay Hanım. Şimdi çok güzel bir yere bahsettiniz, değindiniz. Sebebi şu, evet gerçekten şöyle bir inanış var. Bu bendir diyoruz ya da bu lekedir diyoruz. Fakat başka bir şey çıkıyor. Başka şeyler çıkıyor. Özellikle bir ozon tabakasının delinmesi nedeniyle gün geçtikçe deri kanserlerinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim leke dediğimiz, bizim ben dediğimiz şeyler aslında ben olmayabiliyor. Bu bağlamda eğer yüzümüzde ya da vücudumuzun başka bir yerinde daha önce olmuş olsa dahi ben ya da leke olarak bilinen hadise renginde değişikliği varsa, etrafında kırmızı bir halkası varsa, kendiliğinden kanama eğilimi gösteriyorsa ya da siz büyüdüğünü hissediyorsanız, sizde içinizi huzursuz eden bir kaşıntı ya da başka bir probleme neden olabiliyorsa o zaman muhakkak bir yine cilt doktorunun görmesini öneriyoruz. Leke bizim için gerçekten sıkıntılı bir konu. Sebep şu, hem tedavisi zor, tedavi sonrasında başarı şansı kişinin elinde olduğu için biraz sıkıntılı olduğumuz konu. Ev ödevi var değil mi? Evet, ev ödevi var. Biz hastayı iyi etmeye çalışıyoruz, lekeleri açılabildiği kadar açıyoruz fakat sonrası kişinin kendini ne kadar ışıktan, güneşten koruduğuna göre değişiyor. Peki lekenin niye oluştuğu önemli midir? Bu da önemli kesinlikle. Çünkü bazen konuşmamızın başında şeyden bahsettik. İçeriden kaynaklanan problemler de aslında deriyi etkiliyor diye. Bizim leke olarak gördüğümüz şeyler aslında leke olmamış olabiliyor. Bazen böbrek üstü bezlerinden kaynaklanabiliyor bizim leke olarak yüzümüzde ya da vücudumuzun başka yerlerinde gördüğümüz hadiseler. Yani hormonal değişiklikler. Hormonal değişiklikler, bazı vitamin eksiklikleri, bazı deri romatizmaları. Bunların hepsi evet. Basit leke diye adlandırdığımız şeyler halinde kişide vuku bulabiliyor. Tabii bunu ayırt edecek kişi de yine bir cildiye doktorunun gözü olacaktır. Evet. Şimdi benim aklıma gelen mesela leke nedenleri var. Bazen bir kreme atfedilebiliyor bu neden. İşte bir krem kullandım ama yüzümde leke oluştu diyebiliyoruz. Ya da işte bir sivilcenin oynanması. Siz hiç eminim bunu uygun görmeyeceksiniz ama yapılan bir şey maalesef. Kendi elimizle yaptığımız lekeler var. Bir de birazdan konuşacağız. En büyük neden güneş değil mi? Bundan kaçış da yok. Artık ozon tabakasından bahsediyoruz. Bir takım bir şeylerden bahsediyoruz. Peki bu nedenler sizi farklı tedavileri itiyorlar mı? Kendi kendine geçer deyip bıraktıklarınız oluyor mu? Bazen biz bunu yanlışa da düşebiliyoruz. Genel olarak nasıl yaklaşıyorsunuz tedavide? Şimdi gerçekten lekenin oluşmasında birçok etken var. Bazen hormonal değişiklikler, evet. Kişinin gebe kalması ya da kullanılan ilaçlar, güneş, değil mi? Başlı başına yapılan işlemler, yüzümüzde sürdüğümüz herhangi bir krem, bunların hepsi gerçekten leke oluşumunda etkili olabilecek hadiseler. Derimizde ne olursa olsun, gül dikeni de keste, sivilcemizde de oynasak, cerrahi operasyon da geçirsek ya da kolonya da sürsek, yani o içindeki parfüm nedeniyle ya da derimizi irite edebilecek herhangi bir krem de kullansak, eğer cildimizde kızarıklığa neden olabiliyorsa bu oluşabilecek lekenin bir ön ayağını oluşturabiliyor. Çok güzel bir püf noktası. Yani yeni bir ürün kullandığımızda cildimize kızarma oluşuyorsa bu normal değil diyorsunuz değil mi? Yok. Doğal bir şey değil bu. Öyle değil aslında tam olarak. Nasıl, nedir? Bazı ürünlerde özellikle deride kızarma yapmasını isteriz. Amacımız yani çok budur. İnce bir iş bu. Bunu
Galiba biraz evet yemek yapmaya benzetiyorum ben çoğu zaman. Tuzunu biraz az koymamak lazım. Çok da koymamak lazım. Yağ ortasında olacak gibi. Bazı ajanlarımız var tedavide kullandığımız. Deriyi kızartsın, derinin içerisinde deriyi hareketlilik oluştursun diye. Alarm durumuna geçirsin, oradaki hücreleri sinirlendirsin ki istemediğimiz o yapıyı ortadan kaldıralım diye. Onlar hariç mi tutuyorsunuz? Onlar hariç. Evet. Ama onların tedavisi sırasında da yine güneşten korunması gerekiyor. Her ne olursa olsun eğer derimizde bir inflamasyon yani bu bahsettiğim kırmızı kepeklenmeler ve türevleri varsa biz o dönemde kendimizi uygun miktarda, uygun dozda güneşten koruyucu krem ya da güneşten koruyucu pozisyonlarla korursak iz kalma potansiyelini azaltırız. Şimdi leke için güneş koruyucusu mu yoksa herkes için güneş koruyucusu mu gerekiyor ilk yanında? Artık 6. ayından itibaren çocuklara biz güneşten koruyucu kremleri öneriyoruz. Bebeklere bile öneriyorsunuz. Bebeklere bile öneriyoruz. Hatta bu yaş sınırı daha da azaldı dediğim gibi. 6 aya kadar düştü bir dönem. 1 yaşından sonrasında kullanılabilir deniliyordu. Fakat artık birçok teknoloji bu bağlamda da kendisini göstermeye başladı. 6. aydan itibaren eğer güneş tatili, deniz tatili yapacaksa birey muhakkak güneşten koruyucu krem kullansın diyoruz. Çünkü özellikle ilk 18 yaşına kadar bireylerin maruz kaldıkları güneş ilerleyen dönemlerde derinin kötü huylu hastalıklarına yakalanma olasılıklarını arttırıyor. Bunları isterse ben yaparak ortaya çıkarsın, isterse ben yapmadan. Dolayısıyla özellikle 3 yaşına kadar trik olan birkaç yaşımız var. 3 yaş, ergenlik dönemi, 7-9 yaş, 18 yaş. Bu dönemde maruz kaldığımız güneş, güneşe bağlı görülen deri yanıkları ilerleyen dönemlerde dediğim gibi hem derinin kötü huylu hastalıklarına başka birçok deri egzamasına yatkınlığı arttırabilmekte. Evet. Şimdi tabii güneş koruyucuları ile ilgili de mutlaka bir uzman desteği gerekiyor. Çünkü piyasada çok fazla ürün var. Bunları öyle hani kafamıza estiği gibi kullanmamak lazım değil mi? Çünkü marketlerde bile satılan ürünler var mesela. Sizden mutlaka ya da sizin gibi uzmanlardan bilgi almak gerekiyor. Onlarla ilgili de vaktimiz kalırsa konuşalım. Şimdi lekelerin çeşitlerinden bahsettik. Oluşum türleri farklı dedik. Size geliyorlar diyorlar ki işte yazın. Bu yaz güneşlendim ya da bir şeyler oldu. Yüzümde lekeler var. Size bakıyorsunuz hakikaten leke. Peki ondan sonra tedavi süreci nasıl gelişiyor? Çünkü artık tedaviler çok değişti. Her yeni dönem yeni bir tedavi, yeni bir ürün geliyor. Sizin açınızdan leke tedavileri nasıl yapılıyor? Leke tedavisi aslında kişinin ayaklarına benzetilebilir. Biz bir ayağını oluşturuyoruz. Diğeri kişinin kendisinin yapmış olduğu diğer ayak. Eğer tek başına hekim adım atmaya çalışırsa olduğumuz yerde çok da evet hareket edemeyiz. Bu bağlamda tedavi isteyen hastanın da bize yardımcı olması gerekiyor. Leke demek güneş demek, güneş demek leke demek bu kadar önemli. Dolayısıyla mümkünse leke açı tedavi almadan önce kişilerin belli bir miktar güneşten koruyucu kullanabilme zihniyetine sahip olmasını istiyoruz. Peki şu dönem leke tedavisi için ideal dönem mi İlkay Hanım? Yani önümüzdeki aylarda rahatlıkla leke açı tedavi en etkili, en az yan etkiyle, en fazla başarı şansıyla geçirilebilecek olan dönemler. Tam zamanı. Çünkü yaz dönemi hakikaten ülkemiz çok yoğun güneş alıyor. Yazın leke tedavisi yapılmıyor mu genel olarak? Şimdi şeyden bahsettik. Deride kızarıklığa neden olabilecek her türlü şey leke yapabilir dedik. O yüzden dedik. Biraz uzattırıyoruz. Şimdi verdiğimiz tedaviler gerek kimyasal peeling uygulamaları olsun, lazer tedavileri olsun, mezoterapi, PRP'de birazcık daha az olmakla beraber bir miktar o bölgede inflamasyon yapıyoruz. Amacımız lekeli dokuyu o bölgeden tabiri caizse kazımak. Kazarken vücut alarm durumuna geçeceği için bir de üzerine güneş varsa biz lekeleri açalım derken bu sefer lekeleri daha derin tabakalara itebiliyoruz ve daha sonraki başarı şansımızı daha sonra alabileceğimiz tedavilerin başarı şansını azaltmaktayız. O zaman bunu da hatırlatmış olalım. Leke ile ilgili sorun yaşayanlar varsa önümüzdeki kış dönemi ideal bir tedavi dönemi diyelim değil mi? Evet. Peki şimdi burada yöntemlerden bahsettiniz. Bir takım yöntemler var leke tedavisiyle ilgili diye.
%100 başarı sağlıyor musunuz? Çünkü biz leke diye konuşuyoruz. Ya leke deyip önemsizleştirilebiliyor ama yaşayan insanlar eğer yüzünde çok görünür bir yerdeyse bu leke, bir takım sosyal endişelerle de hayatlarına devam etmek zorunda kalabiliyorlar. Sizin açınızdan leke tedavisi tamamen yapılabiliyor mu? Başarılı oluyor mu? Eski cilde kavuşulabiliyor mu mesela? Şimdi aslında doğduğumuz günden itibaren yaşadığımız her şey vücudumuzda hatırasını bırakır. Biraz zor. Dolayısıyla leke tedavisine olacak olan hastamızın da evet ben bundan 10 yıl önceki cildime kavuşmak istiyorum diye bir düşüncesinin çok mantıklı, çok realist, gerçekçi bir düşünce olmadığını söyleyebilirim. Tabii tedavi yöntemleri sürekli olarak değişiyor. Yeni yeni teknikler ortaya çıkabilmekte. Başarı şansımız yüzdemiz %100'e yani %100 olmasa bile %100'e yaklaşabilmekte. Burada önemli olan bazı faktörler var. Mesela esmer tenli bireylerin leke açı tedavilerine yanıtları birazcık daha düşük. Beyaz tenli bireyler birazcık daha leke açı tedavilerden fayda görebilmekte. Bunun dışında daha önce herhangi bir işlem uygulanmış mı uygulanmamış mı? Bu son derece önemli. Çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani defalarca tedavi görmüş biri değil de ilk defa tedaviye başlamak daha mı etkili bu noktada? Kesinlikle. Çünkü derimizin temel olarak iki katmanı var. Lekeler bu her iki katmanda da olabiliyor. Ve çoğu zaman her iki katmanı birden de tutabiliyor. Eğer derinin soyulabilen üst katmanındaysa başarı şansımız kat kat daha fazla. Sadece lazer tedavisinde değil, peeling uygulamalarında, mezoterapide ya da PRP uygulamalarında da bu olasılık oran daha fazla. Bunun dışında derinin daha alt katmanı, dermis dediğimiz katmanda da lekesi varsa, tabii oralara da etki eden birçok ürünümüz var ama başarı şansı derinin bu soyulabilen üst katmanı kadar etkili olmayabiliyor. Ama dediğim gibi en önemli şey kişinin kendi yapısı, kendi deri yapısı ve hayat felsefesi. Eğer kişi, evet güneşten korumak benim, ışıktan korumak hayatımın bir felsefesi haline geldi diyorsa, leke aşı tedaviler ve sonrasındaki lekesiz kalan süre diğer insanlardan, diğer hastalarımızdan daha fazla, daha uzun sürüyor. Evet, şimdi burada tedaviden bahsettik. Aşağı yukarı ne kadar bir süreyi kapsıyor? Yani birkaç ayda mı bu kür şeklinde mi yapılıyor, seansları mı var? Kış döneminde ne kadar zamanımız alır mesela? Bu da kişiden kişiye göre değişir. Uygulanan teknik değil mi? Tekniğe göre değişebilmekte. Bizim normalde kimyasal peelingler için uyguladığım süre 21 gün kritik süresi. 21 günün sonunda bir tekrar ara kontrolümüzü yapıyoruz. Fayda gördük mü, görmedik mi? Çünkü ilk bakışta kişinin derin tabakalarda mı yoksa daha yüzeyel tabakalarda mı lekesi var, bunu çıplak gözle anlamak çok mümkün değil. Bazı aletlerimiz var, onlardan faydalanabiliyoruz, yararlanabiliyoruz ama bazen onlar da bize yeteri kadar bilgi vermeyebiliyorlar. Dolayısıyla 21. günün sonunda özellikle peeling uygulamalarından sonra bir kontrol ediyoruz. Eğer fayda gördüysek devam edebiliyoruz. Çoğu zaman tek seans bazı hastalarda faydalı olabiliyor. Özellikle lazer tedavileri bu bağlamda son derece etkili. Tabii dediğim gibi kişinin deri yapısı son derece önemli. Lezyonun sayısı, büyüklüğü son derece önemli. Eğer yüzün birçok yerinde çok fazla lekesi varsa, aynı seansta ortadan kaldırılabilecek boyuttaysa ne kadar güzel ama çoğu zaman böyle de olmayabiliyor. Dolayısıyla birden fazla seans gerekebiliyor. Ya biraz sabırlı olmak gerekiyor değil mi? Yıllar içinde çünkü oluşuyor o lekeler. Evet. Ama biz genelde tedavide biraz sabırsız oluruz. Hemen geçmesini bekliyoruz doğal olarak. Ama biraz sabır diyorsunuz galiba. Şimdi burada teknik çok önemli dediniz. Cihazlar var. Meram Eğitim Araştırma Hastanesi özellikle Konya'da çok ciddi bir takım tedavileri artık üstleniyor. Bölgeden çok güzel hastalar çekilebiliyor. Sorular geliyor. Tabii sizin uzmanlık alanınıza girdiği için SEDEF'le ilgili de bir takım sorular var. Ben merak ediyorum. Öne çıkan bir yönünüz var mı? Diğer hastanelerde daha az bulunan ya da sizin daha sıklıkla yaptığınız bir tedavi var mı acaba? Şimdi eskiden SEDEF hastalığının sadece deriyi ilgilendiren bir hastalık olduğunu düşünüyorduk. Hatta çok eskiden bu derinin gribidir diye böyle basit cümleler kullanılıyordu. Artık SEDEF hastalığının sadece deriyi ilgilendirmeyen bir hastalık olduğunun farkındayız. SEDEF hastalığı kalp,
damar hastalığını da arttırabilecek, ilerleyen dönemlerde kalıcı karaciğer hastalığına dahi neden olabilecek bir hastalık. Eklemleri tutabiliyor. Sadece kozmetik olarak sıkıntı değil, kişinin hareket kabiliyetini ilerleyen dönemlerde yaşam kalitesini, yaşam süresini dahi olumsuz olarak etkileyebilen bir hastalık. Bu bağlamda özellikle hastanemizin çok farklı tedavi yöntemlerine ulaşabilme seçeneği çok fazla. Hı hı. Özellikle fototerapi dediğimiz... Fototerapi? Fototerapi. Nedir fototerapi? Fototerapi aslında güneş ışığının farklı dalga boylarının, deriye zarar vermeyecek olan dalga boylarının kontrollü bir şekilde kişiye verilmesi demek. Nasıl anlatabilirim? Belki bir havuz diye düşünelim. Hı-hı. Bir baloncuk havuzu, içinde farklı farklı renkler olan bir baloncuk havuzu. Bu farklı baloncuklar, farklı renkte olan baloncuklardan kişiye, hastaya faydası olacak. Işın mesela diyelim ki sarı baloncukların, hı-hı, o havuzun içerisinden alınarak kişiye verilmesi felsefesine dayanan bir tedavi protokolü. Işıkla tedavi değil mi fototerapi? Işıkla tedavi. Peki hangi hastalıklar için uygulanıyor bu ışık tedavisi? Bahsettiğim gibi sedef hastalığının tedavisinde son derece önemli bir yeri var. Bunun dışında yetişkinlik çağındaki egzamalarda kullanılabiliyor. Bazı deri romatizmalarında, tüm deride tabiri caizse zırh giymiş gibi derisi sertleşen hastalarımızın tedavisinde kullanılabiliyor. Birçok egzamalarda, özellikle el egzamalarında, el ayak egzamalarında kullanılabiliyor. Fototerapi kullanılıyor. Şimdi ilk defa duyanlar için bu çok büyük bir fırsat. Çünkü yıllarca ilaç kullanmaktan yorulmuş, artık tedavi kullanmaktan yorulmuş, inatçı cilt hastalıklarına sahip olanlar için bir soluk oluyor değil mi? Bir nefes alıyorlar galiba bu yöntemle. Bununla ilgili de bir mail var. İsterseniz onu sizinle paylaşayım, üzerine konuşalım. İzleyicimiz demiş ki 4 yıldır sedef hastasıyım, ilaç kullanıyorum. Acaba ne önerirsiniz demiş. Tam da onun üzerine denk gelen bir konu. Şimdi aslında. Şöyle, sedef hastalığı hali hazırda biz cilt doktorlarının yani çok merak ettikleri, sürekli olarak araştırdıkları bir konu. Hı hı. Bu bağlamda aslında sürekli olarak farklı tedavi seçenekleri çıkıyor. Farklı ilaçlar ülkemize gelebilmekte. Neler kullandı acaba hastamız? Bu son derece önemli. Bu önemli değil mi? Hangi ilaçlar? Bu son derece önemli çünkü artık bir yelpazeye sahip oldu tedavilerimiz. Krem tedavileriyle başlayabiliyoruz. İğnelerimiz var, özellikle haplarımız var, biyolojik ajanlar dediğimiz bazı özellikle olan ilaçlarımız var ki bu hastalığın sadece derideki seyrini değil, eklemdeki, kalp damar hastalığındaki ve ilerleyen dönemlerde oluşabilecek karaciğer hasarını da durdurabilecek, engelleyebilecek, en azından yavaşlatabilecek ajanlarımız var. İlkay Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür güzel bilgilerdi. En azından bir kaşıntı olduğu zaman, bir kızarıklık olduğu zaman bu sohbetten aklımızda kalacak birçok bilgi olduğunu düşünüyorum. Tekrar teşekkürler katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Evet, sohbetimizin sonuna geldik. Konya Meram Eğitim Araştırma Hastanesi'nden dermatoloji uzmanı, uzman doktor İlkay Özer'i ağırladık. Yarın burada olacağız. İki haberlerinden hemen sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.